Halit'in Bey merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Teşekkür ederiz, sağ olun. Şimdi Yavuz Oto Özel Servis'in genel hizmetlerini konuşacağız. Evet. Çok kısa önce bir şahsınızı ekranlara başlayıp değerli izleyicilerimize tanıtalım ve sektöre giriş hikayeniz nasıl gerçekleşti? Sektör ilk yerimiz bizim doğum yerimiz 1976 Akgizi Sakarya. Evet. Esas aslımız Rize. Bununla ilgili biz bu camiaya çocukluktan başladık. Özümüz özel bir şirkette, kurumda başladık. Evet. Ve devam ettik. Kaç yıl orada bir çalıştık? Yaklaşık bir 20-25 sene bir camiamız var. Bu hizmetle alakalı. Evet. Bunun özgeçmişinde de kurumsallaştık artık. Evet. Siz tabii kurumsal bir kimlikte çalıştığınız yerde aldığınız bilgi birikimlerimizi artık burada buluşturdunuz. Kesinlikle. İşiniz kaç yıl oldu? Burası 2 senelik bir şirket, firma. Evet. Kardeşim de yanımda, beraberiz zaten. İki kardeş. Yaklaşık 6 kişiyiz. 6 kişilik bir ekibiniz var. Ekibimiz var. Evet. Neredeyiz şu anda lokasyon olarak tam? Yeşiltepe Mahallesi, Modern Sanayi Sitesi, Atatürk Bulvarı, No 58-60'dayız. Gayet güzel. Kaç metrekare bir tesis? Yaklaşık 200 metrekare bir alan. Evet. 2 katlı. Bununla ilgili kaporta, boya, elektrik, klima, mekanik ve otomatik şanzıman revizyonumuz da var. Evet. Peki sizin bir de özel depo alanlarınız var. Var. Parçaları tuttuğunuz alanlar var. Burada şimdi gelen insanlar sizden nasıl bir hizmet alıyorlar? Şimdi ben aracımla geldim size. Üst segment mi, alt segment mi, hangi araçlara bakıyoruz? Biz üst segment araçlara bakıyoruz. Ticari araç bakmıyoruz. Müşterimiz zaten bizim belli. Tercih eden bizi zaten tercih ediyor. İyi yerlerde yetiştik. Her şeyimiz kalite. Yani birebir yağından tutun filtresine kadar hepsi birinci. Evet. Mesela araç buraya geldi. Nasıl bir yolu izliyorsunuz? Onu bir anlatalım. İlk önce işlemini açıyoruz. Müşterilerimizin bilgilerini alıyoruz. Kaydını tutuyoruz. Normal özel bir firma olduğumuz için bunları tutmak zorundayız. Evet. Dosyalamamız var. Bundan önce araç geldiğinde kaydını oluşturduğumuzda bununla ilgili ne yapılması gerekiyor, bir önceki bakımda neler yapılmış onları görebiliyoruz. Evet. Müşteri ne isterse onların kayıtlarını, şikayetlerini alıyoruz. Bu işler yapıldıktan sonra da en son olmazsa olmaz ben iç dış temizlik yapılmadan araçları teslim etmiyorum. Bu o bende bir ayrı bir hastalık ve has. Evet. Çünkü müşteriye bununla hitap etmeniz gerekiyor. Bu da kalitenizi, değerinizi, işinize verdiğiniz önemli kesinlikle gösteriyor. Şimdi araç geldi, kontrolleri yaptınız. Konuğa söylüyorsunuz herhalde şu eksiklikler var, bunlar var. Ondan sonra nasıl ilerliyor hizmet? Şimdi bu hizmeti yaptıktan sonra müşteriden biz iş bittikten sonra en son test sürüşüne çıkıyoruz. Evet. Test sürüşünde çıktıktan sonra ekstra olan şeyleri müşterimize biz birebir ben arıyorum, söylüyorum. İsterse devam ediyoruz, evet. İstemezse o şekilde bilgilendiriyoruz. Evet. Peki araç yapıldı, son testler ve teslim aynen ettiniz. Farklı bölgelerden geliyor mu konutlar? Tabii. Bilecik'ten var, Düzce'den var, Bolu'dan var, Zonguldak, Alaplı. Burada müşterilerimiz var. Aynen. Ve tabii daha yeni olduğumuz için ufak ufak müşterilerimiz de onların neticesinde duyuyor. Müşteri portföyü bu şekilde aynen geliştiriyor, öyle silsile yoluyla. Kesinlikle. Hizmet verirken neye önem verirsiniz? Kalite. Kalite. Ben birebir nasılsa yetkili firmalar onun olması izinde ben devam ediyorum. Aynı şekilde. Ve sektörü bu şekilde devam ettirip büyütmeyi düşünüyorum. Hedefiniz ne? Planlarınız? Hedefimiz olmazsa olmaz benim bir hedefim var. İnşallah olursa Avrupa'daki gibi sadece yağ değişim bayliklerini ve etkisini almaya çalışacağım. Evet. Onun için uğraşıyorum. Kesinlikle. İş yerinizde de bir değişiklik olacak mı? Tabii ki. Ekstra ilave bir küçük yerimiz var, o dükkan. Onu da boşalttığımızda oraya da ilave edeceğiz. İlaveler. Aynen. Müşteriler beklerken de değil mi? Onların müşteri bekleme salonumuz zaten olacak ve bar da zaten. Evet. Olmaz olmaz ikramlarımız, yemeğimiz vesaire, çay her şey olacak her tabii. Şey. Müşterilerin talebi doğrultusunda biz de buna girmek zorunda kaldık. Evet. Çünkü ortalıkta şu anda çok o kadar düzgün bir arabalar yok. Hasar kayıtlı olmazsa olmaz olan araçlar var. Bildiğimiz müşterilerimizin satıyorum dediğinde notlarını alıyoruz. Biz de yardımcı oluyoruz müşterilerimize. Güzel. Peki. Teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz değerli ben teşekkür için. Ederim. Son olarak da sizi destekleyen tarzından şöyle müşteri portföyünüze bir teşekkür son sözlerinizi. Müşterilerimize sonsuz teşekkür ediyorum.
İnşallah onlarla daha iyi geleceğe uzanacağımıza temin ediyorum. Evet, peki ben de size, kardeşinize ve tüm ekibinize başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Bu bölgeye kattığınız değerli hizmetten dolayı inşallah ilerleyen zamanda şöyle bu düşündüğünüz, hayal ettiğiniz noktaya geldiğinizde tekrar sizinle buluşmak dileğiyle ağzınıza sağlık. İnşallah, teşekkür ederim. İyi çalışmalar. Sağ olun.